Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 ertelemeden sonra yarın Diyarbakır'a gidiyor. CHP lideri gezi öncesi çapraz ateş altında. Bir yanda ittifak içindeki muhafazakar ortakları var, öte yanda ittifaktan dışladığı HDP. İki tarafta CHP'yi eleştiriyor. Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözünü eleştirmiş ve "Demokrasinin yegane adresi Ankara'dır" demişti. Bilindiği gibi bu konu ittifakın yumuşak karnı. Erdoğan da bunu bildiğinden sürekli oraya vuruyor. Öte yandan HDP'de CHP'yi ve Millet İttifakı'nı Kürt hareketini dışladığı için eleştiriyor. Yerel seçimde ittifaka destek verip büyük kentlerin kazanılmasını sağladıkları halde şimdi görmezden gelinmelerine itiraz ediyorlar. Bunların üzerine bir de CHP içindeki tutucu kanadın fazla işitilmeyen homurtularını ekleyelim. İşte Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisi bu zorlu koşullar altında gerçekleşiyor. CHP lideri Kadimşehir'de ince bir ip üzerinde yürüyecek. Hem Diyarbakır cezaevinde işkence görenlerle hem HDP il binası önünde eylem yapan ailelerle görüşecek. İttifak içindeki HDP karşıtlarını rahatsız etmeden Kürtlerin desteğini sağlamaya çalışacak. Başta sözü edilen Başak Demirtaş ya da Türkan Elçi ziyaretleri ise belirsiz gibi görünüyor. Bölgede yapılan birçok araştırma Kürt illerinde AKP düşüş kaydederken CHP'nin yükselişte olduğunu ortaya koydu. 16 ilde daha önce varlığı bile hissedilmeyen CHP'nin %12 civarında bir oy oranına ulaştığı görüldü. CHP lideri özellikle helalleşme söylemiyle bölgede sempati kazandı. Bu ziyaret sadece CHP'nin açılımı açısından değil, Türkiye'nin toplumsal barışı açısından da önemli olabilir. Yeter ki bir yandan iktidar, öte yandan CHP'yi içeriden ve dışarıdan sağa çekiştirenler engel olmasın.